Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Spor Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca gündeme dair gelişmeleri stüdyoda konuklarımızla birlikte konuşacağız. Tüm gelişmeleri, değerlendirmeleri sizinle buluşturacağız. Ahmet Akçın Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Keyifli bir yayın olacak. Sizle, evet. Sevgili Serdar'la. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Öyle. Umarım izleyenlerimiz de keyif alırlar ve Serdar Sarıdağ bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sarıdağ. Teşekkür ederim. Gündem yoğun tabii, bir yandan milli ara sonrası takımlarda yaşanan son gelişmeler, hazırlıklar nasıl gitti, lige dönüş nasıl olacak, bunların hepsini konuşacağız. Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk Antalya kampında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Türk futbolundaki ateşin düşmesi gerektiğini ifade eden Buruk, yapılan transferlerde sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi. Evet, detaylar bu şekilde. Okan Hoca'nın basın mensubu arkadaşlarımızla sohbetinden notlar bu şekilde. Tabii ilk olarak kuşkusuz o sorular arasında bu ortamdan etkilenip etkilenmediği sorusuna verdiği cevapla başlayalım biz de hocanın. Biz kendi işimize odaklanıyoruz. Gündemi tabii ki takip ediyoruz. Bazen gülüyoruz, bazen kızıyoruz. Bu süreci yönetmek de kolay değil mi hocam? Bilmiyorum, siz tecrübelerinize dayanarak. Bence kolay, evet. Çok kolay. Çünkü bizde şöyle bir alışkanlık var. O klişe cümlelerden biri oldu. Ya her şeyi çok zorlu gibi gösteriyoruz. Yani ben hep onu derim. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz ama bir şeyi çok iyi bilin. O bildiğiniz bir şeyi yapmak da o zaman sizin için kolay olur. Okan Hoca'nın da veya teknik direktörlerin de o bildiği, en iyi bildiği şey teknik direktörlük. Dolayısıyla evet, yapılacak çok şey olmasına rağmen bütün bu işleri yapmanın ben çok kolay olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Okan Hoca da bunun altından gayet iyi bir şekilde kalkıyor. Bu dönemde Okan Hoca'nın yaptığı en büyük doğru, hem teknik heyetini hem de takımı bütün bu ateşli ortamdan uzak tutmayı başardı. Hatta tam tersi, ligin kalan kısa bölümüne de full konsantrasyonla girebilecek, eksikleri kapatabilecek, bu milli arada, seçim arasında çok da güzel bir program yaptı. Antrenmandan gelen bilgiler de bana, özellikle merak ettiğim bazı futbolcular vardı. Icardi belki biraz daha farklı. Futbolcuların hepsi de çok istekliler, şampiyonluğa konsantre olmuşlar. Sanchez gibi, Abdülkerim gibi eksiği olan futbolcular da bunları kapatıyorlar. Dolayısıyla Hatay maçıyla birlikte Galatasaray'ın o son düzlük dediğimiz finish bölümüne takım olarak birlik, beraberlik ve full konsantrasyon halinde girmesi onların en büyük avantajı. Bakın, hep bu yarış zaten Fenerbahçe-Galatasaray arasında olduğu için oradaki gerginlikten doğdu bütün bu olumsuz ortam. Galatasaray hiçbir şeyden etkilenmeden tamamıyla oraya yönelik çalışmalar yaptı. Fenerbahçe'de de tam tersi. Takım ne kadar iyi çalışsa bile, İsmail Hoca dahil, bütün futbolcuların kafasında acaba devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz, ne olacak, ikideki toplantı ne olacak tarzında çok fazla soru var. Bu da futbolcuların bu dönemdeki çalışmalarına bence olumsuz yönde etki eder. Kaldı ki konsantrasyonu bambaşka yerlere götürür. En kötüsü de şu, biz teknik adamlar deriz ki futbolcularınızın hiçbir mazereti olmasın. Fenerbahçe futbolcularına çok büyük bir mazeret veriyor, vermeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın artısı bu iken aynı konu Fenerbahçe'nin de eksisi gibi görünüyor şu an için. Serdar Sarıdağ gündemi tabii ki takip ediyoruz. Bazen gülüyoruz, bazen kızıyoruz. İki takım da en iyi sezonlarını yaşıyor. Sadece biri şampiyon olacak bizim için, her maç final niteliğinde diyor Okan Hoca. Şimdi biri başarılı, biri başarısız olacak dedi. Aslında bence biri daha başarılı, diğeri daha az başarılı demek doğrudur. Çünkü böyle bir sezonu gelip ikinci bitirmek, rakibinle çok az bir puan farkı olarak diyelim şampiyonu kaybetmek bana göre başarısızlık değil. Onun kadar başarılı olmayabilir. Bu bakış açısını değiştirebilir miyiz? Mümkün değil. Burada şampiyonluk yoksa başarısızsın. Zaten bizim bu kadar stresli olmamızın nedeni, bu kadar kavga etmemizin nedeni bu kıstas. Yani Jantigana Fransa'ya dönerken dedi ki bize, inanamıyorum, ikinci yaptığım takımın başarısız ilan edildim diyor. O Fransız kültüründe başarıdır, daha az başarıdır. İngiltere'de de öyledir.
efendime söyleyeyim, başka yerlerde de öyledir. Bizde niye öyle? Birincisi bizde doğrudan bir Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor ikinci olan takım. Ama mesela Almanya Ligi gibi ilk dört, İtalya gibi, İngiltere gibi ilk dört katılsa bizdeki ikincilik bile hakikaten çok değerli olur. Daha az başarılı ilan edilir. Birincisi o seviyeyi yakalayabilmemiz için iyi bir sezon geçirebilmemiz açısından Avrupa'da olmamız lazım. Avrupa'da sürekli puan toplamamız gerek. Tabii. Ama Avrupa'da oluyoruz da hani Avusturya futbolu bizi geçti galiba. En son milli maça baktığımızda altyapı sistemleriyle, üst yapı sistemleriyle Avusturya futbolu, ben Avusturya'yı falan geçtim. Azerbaycan futbolu falan da yakın zamanda bizi geçecek herhalde böyle gidersek. O yüzden şapkamızı önümüze koymamız lazım. Şimdi konuşanların hepsi çok güzel sağduyulu konuşuluyor. Ama 2-3 hafta öncesine kadar kimse öyle değildi. Evet. Çünkü sahada olaylar çıktı. İnsanlar kavga etti. Yakın zamanda hakem dövüldü. İşler çok kötüye gidiyor. Herkes sanki daha önceki bu yaşanan tabloda daha önce payı yokmuş gibi konuşuyor. Yani yakın zamanda Okan Hoca konuştu diye söylemiyorum bunu. Beşiktaş'tan da konuşan olursa, Fenerbahçe'den de, Trabzon'dan da. Kim konuşursa konuşsun. Daha dün siz kavga ediyordunuz, bağırıyordunuz. Bugün herkes sağduyulu konuşuluyor. Bu biraz nabza göre şerbet maalesef. Ben öyle yorumluyorum. Katılıyor musunuz hocam? Katılıyorum. Hatta bundan sonra ne olacağını da söyleyelim. Kaldı ki ben bugün ortalığın biraz yumuşamasını baştan itibaren bekliyordum. Ben olaylardan hemen sonra yaptığım yorumları kısaca bir hatırlatmakta fayda görüyorum. Bakın, yarın ne olacağı belliyse, bunu çok net bir şekilde görüyorsanız, ona ters düşen bazı düşüncelere, davranışlara kapılmanız hiç doğru değil. Ama seni ne itekliyor oraya? Taraftar baskısı. Mutlaka. Demek ki taraftar profilinin artık değişmesi lazım. Dediğin çok doğru ama o güne kadar... Tribün baskısı. O güne kadar yöneticilerin de, bakın yönetici, yani kısa bir süre önceye gittiğimizde kulüp başkanı o camianın lideriydi. Oradaki yöneticiler de o camiayı yöneten insanlardı. Şimdi tam tersi oldu. O camiayı taraftarlar yönetmeye başladı. Evet. Eskilerden yani, biri bana bunu söylemişti. Tribünleri de yönetim yönetir dedi. Yani bunu şey gibi algılamayın. Yani işte maddi destekte tribünleri baskı altına alma olayı değil. Tribünlerle ilgilenen yöneticiler vardı eskiden. Sizin dediğiniz doğru. Şimdi artık taraftar yönetimi yönetiyor. O yüzden tabii ki taraftar profilini biraz değiştirmek lazım. Onların da sağduyulu olması lazım. Ama günümüzde maalesef insanların kendi çıkarları, camia çıkarlarının her zaman önüne geçti. Bunu birçok yöneticide, teknik adamda, futbolcuda da görüyoruz. Bunu belki çağımız gereği diyerek doğal karşılıyor olmamız lazım. Ama işin gerçeği şu ki, görev tanımı camiayı kulübü yönetmek olan insanlar orada olmalı ve bu görevlerini de tam olarak yapmalı. Ben dedim ki şu an işte çok gerileceğiz, ateş büyüyecek ama eğer maçlar başlayacağı günlerde de çok net bir şekilde Fenerbahçe'nin ligden çekilmediğini, şampiyonluk yarışına devam ettiğini, bütün camianın ortak bildirisi açıklaması olarak göreceğiz. O günlerde geliyor. Bence olacak tablo bu. O zaman bu kadar yangını belki de ben bir taraf çıkardı demiyorum. Hep beraber Galatasaray da bunun içinde. Bunun tüm paydaşları da bu kadar yangını körüklemenin evet kimsenin buna hakkı yok ki. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasında hiç istemediğimiz bir maç yaşanmış. Bakıyoruz Galatasaray da bu işin içine müdahil oluyor. Açıklamalarıyla, verilmesi gereken verilecek ceza söylemleriyle. Dolayısıyla bu yangını yakan biziz hep beraber ve bunu söndürmesi gereken kişiler biz olmamıza rağmen onu yine hep beraber körüklüyoruz. Doğru. Hele hele benim büyük kulüplerden özellikle, hele hele o kulüplerin büyük başkanlarından, yöneticilerinden beklentim şu. Yarın öbür gün hayır kelimesini duyacağınız sorular yönetmeyin. Veya aldığınız kararlar kısa bir süre sonra değişecekse bu sizin inanılırlığınıza zarar verir. Daha sonra çok önemli bir konuda bile insanları inandırmakta zorlanırsınız. Bu açıklamaları yapmayın. Bence gidişat tamamıyla o yönde. Artık bugünlerde olayın biraz daha sağduyulu bir şekilde yönetildiğini de görüyoruz. Şu ana kadar da hep
Benim görüşüm, yalandan verilmiş sözlerle biz hep timsah gözyaşları döktük. Bari bugünü fırsat bilelim, gerçekten her şey düzelsin. Ya bu benimki bir dilekti ama dediğim gibi bir hafta sonra sevgili Serdar'ın anlattığı o gerçekle yüzleşeceğiz. Yine maçlar başlayacak, yine hatalar olacak. O hatalarda birbirimize girmeye devam edeceğiz. Kaldı ki hemen salı, çarşamba, perşembe günü oynanacak maçlardan 3 gün sonra da hafta sonu yine bizim ekranlarımızda muhteşem bir Süper Kupa maçı olacak. Yani bakın, o kupa maçının hazırlıklarının şimdiden yapılmış olması lazım. Okan Hoca da ilk kıvılcımı orada yaktı. Teknik adamlar, futbolcularla, kaptanlarla birlikte ortak bir basın toplantısı yapsınlar. Çok güzel bir mesaj verdi yapsınlar. Orada. Keşke evet. Bu iş teknik adamlara bırakılsa, futbolculara bırakılsa da yani bir düşmanlık yok. Bu futbolcular, özellikle yerli futbolcular milli takımda bir aradaydı. Tabii. Yani böyle bir düşmanlık söz konusu değil. Yani bunu ifade edelim. Keşke bu iş teknik adamlara bırakılsa da biz saha içine konuşacağımız güzel dostluk fotoğrafının sergileneceği bir basın toplantısı izlesek de. Ama yönetenler de futbolun içerisine gelmeli. Hepsi olmayabilir. Yani şimdi ya bak, Türkiye'de sevgili futbol... Serdar bir pas attı bana. Beşiktaş bak, bölümünde değerlendireceğiz. Türkiye'de futbol baktığın zaman futbola, ben mesela Cijen Tigana dedik değil mi? Evet. Dedik ki bugün Tigana'ya. Ya dedik, hocam Fransa'da üzüm bağların var. İşte fabrikaların var. Durumun iyi. Ne işin var senin buralarda? O zamanlar da Tigana çok eleştiriyordu. Yerden yere vuruluyor falan. Üzülüyorduk adamı. Ya Jean Tigana'ya futbol öğrettik biz yani. Düşünün hocam, Jean Tigana'nın futbolcunu da biliyoruz, hocanını da. Dedi ki çim kokusu. Bizi dedi bağlayan şey dedi o çim kokusu dedi. Biz şimdi futbola baktığımız zaman burnumuzu gelmesi gereken koku ne, çim? Değil mi böyle baktığın zaman? Çünkü sahalara gidiyorsun, antrenman sahalara gidiyorsun, statlara gidiyorsun, hep çim kokar. Arkadaş, ben Türk futboluna bakıyorum, çimento kokuyor. Harç kokuyor. Ne bileyim, tahta işte kereste kokuyor, o kokuyor. Bu inşaat kokuyor ya futbol. Dolayısıyla bu kadar müteahhitin olduğu, yöneticilerin çoğunluğun müteahhit ve iş insanı olduğu yerde maalesef danışmanların içerisinde futboldan gelenler yok. Maalesef. Çok az belki de. Böyle sıkıntılar olması da normal. Çünkü aynı dili konuşmuyorlar. Okan Hoca doğru söylüyor. Yani İsmail Hoca doğru söylüyor. Mesela Şener Hoca, ben üzüldüm. Hatırlıyor musunuz Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde? Tamam, biraz hoca sınırı açtı ama yani Şener Hoca, futbolun içinden gelen adamların konuşması lazım. Ahmet Hoca konuşması lazım. Efendim Mesut'un, Fatih Hoca'nın konuşması lazım. Onların bir şeyler yapması lazım. Ben yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, futbolun içerisinden gelen birisi olur. Olmasa da bir futbol direktörünün futbolun içerisinden gelen birinin olacağını tahmin ediyorum. O konuda da istihbaratım var. Sevgili Serdar'ın bu görüşlerine katılıyorum. Ufak bir şerhle, o da şu. Önemli bir şey söyledi, istihbaratım da var dedi. Evet, onu da soracağız şimdi. Ama benim hepsini kapsayan bir şerhim var. Evet, futbolu futbolun içinden gelenler yönetsinler. Ama orada hedef Türk futbolunun çıkarı olsun. Kendi çıkarları dedi. %100. Ben şimdi burada futbolun içinden geliyorum diyerek oraya talip olan ama kendi çıkarını ön plana çıkaran yöneticiler de sayabilirim, teknik adamlar da sayabilirim. Hatta şu an oynayan futbolcular da sayabilirim. Arınmış adamı getireceksin. Hatta bunun bir içine anlamda hepimizi koyabiliriz. Niye? Çünkü bu insanların hepsi bizim toplumumuzun bir parçası, bir bireyi. Maalesef biz şuraya geldik. Biz paranın peşinde koşuyoruz artık. İşte. Gücü paraya ölçüyoruz. Arınmış adamların gelmesi şimdi o gerek yüzden, derken, o yüzden manevi açıdan, maddi açıdan arınmış adamlardan kastediyorum. Senin dünya hesabı yapmayacak. Senin verdiğin örnekler bile bir gerçeği benim yüzüme şak diye vuruyor. O ne? Tigana'ya dedik ki, senin bu kadar malın, mülkün var. Niye buradasın? Biz artık her şeyi parayla ölçüyoruz. Ve diyoruz ki parası olan adam çalışmaz. Hayır. Ya şimdi orada şu bir var, parantez açayım. Şimdi senin bakın, bu yok. Bakın, bizim çok yanlış anladın orayı. Senin Türk futbolunun içerisinde ne işin var? Bu kaosun içerisinde. İşte, yoksa Fransa'da git çalış. Bakın, futbol evrensel. Onu demeye getiriyorum. Evrenseldir. Biz futbolu evrensel yorumladığımız anda zaten Fransa-Türkiye ayrımı da ortadan kalkıyor. Ama bizdeki sorun şu. Biz diyoruz ki Serdar'ın parası var. Serdar şunu şunu yapmalı, şunu şunu yapmamalı.
Ahmet'in parası yok. Ahmet şunu şunu yapmalı, şunu şunu öyle yapmalı. Öyle bir sınır koyamazsın artık, ki. Ama bizde şu, param varsa ya benim param var, ben kırmızı ışıkta geçerim diyoruz. Bastırıyoruz parayı, geçiyoruz. Diğer taraftan benim param var diyoruz, Türk futboluna hizmet etmiyoruz. Bu ülkeye hizmet etmiyoruz. Paran olsa da olmasa da bu ülkenin bir ferdisin. Senin varoluş nedenin ülkene, bayrağına, milletine hizmet etmek. Ama paran varsa büyük iş adamı olarak, paran yoksa da belki de o futbolu destekleyen bir taraftar olarak. Allah sana para yerine yetenek verdiyse o yeteneği de yine futbolcu olarak ülkenin hizmetini sunarak. Bunu ben para yerine adanmışlık olarak değiştiriyorum. Bizim kendimizi işimize, mesleğimize, ülkemize adıyor olmamız lazım. İşte bizim sorun orada. O yüzden bu parası olan adamlar emniyet şeridinden geçiyor değil mi? Geçiyorlar. İşte devlet orada diyecek ki emniyet şeridinden geçen adamın kazancının %10'unu alırım. Adam ayda 20 milyon TL mi kazanıyor? Alsın %10'unu. Bak bakalım geçiyor mu? Hayır, programı başka yere... Ya fakirden de, fakirden de 200 lira alıyorsun, ondan da 200 lira alıyorsun. Aklıma geldi şimdi. Programı hayır, yolda gelirken gördüm de. %10'unu da oraya verse ben nasıl olsa %50 kazanıyorum deyip onu oraya verebiliyor. O yüzden bakın ben de yaşamdan çok kısa bir örnek vereceğim. Bir iki öğrenci arasında geçiyor olay. Yani bir öğrenci diğerine o an için belki çok doğru olan ama ilki olarak doğru olmayan bir öneride bulunuyor. Detaya girmeyeceğim. Diğer öğrenci diyor ki olmaz diyor. Ben bunu yapmam diyor. Niye diyor? Bu diyor ilkelere ters. Ama diyor bak ters ama bunu kimse görmüyor diyor. Kimse görmediği için bunu rahatlıkla yapabilirsin. Bunu kimse görmüyor, kimse bilmiyor ama ben bileceğim ya diyor. Onun bilmesi, onun bu yanlışı yapmasına engel. O yüzden bizim böyle yaklaşmamız lazım. Bu ülke güzel, bizim insanımız güzel. Bu insanlarla birlikte olmak, bu ülkede onlara hizmet etmek gerçekten çok büyük bir onur. Ya kazanabileceğimiz böyle büyük bir başarı varken, böyle büyük bir keyif varken biz niye kardeş kardeş olarak birbirimize bu kadar zarar veriyoruz? Bir ateş yakıp o ateşte birbirimizi yakmaya çalışıyoruz ki. O yüzden futbol da güzel. Gelin bu güzel olan futbolu yöneticilere sormak lazım. O yüzden bakın biz dedim. Sevgili Ceyda, gerçeklere gidecek olursak benim burada masaya şak diye vurup aynen şunu demem lazım. Sayın yöneticiler, bu ateşi yakan insanlar, bana futbolumu geri verin. Ben ömrümü bu futbola adadım. Bu futbolun içinde yaptığım ufacık dahi bir hata, bir yanlış yok. Bu futbolu siz kendi zevkiniz için benden çalmaya, futbol severlerden çalmaya hakkınız yok diye haykırıyor olmam lazım. Ama onlar maalesef futbolu çalmaya devam ediyorlar. Bizim gibi bunu hak etmeyen insanlar da onları böyle seyrediyoruz. Serdar Sarıdağ, şimdi istihbaratım var dediniz. Bir anda hemen sorularda gelmeye başladı. Serdar Sarıdağ istihbaratının ne yönde olduğunu anlatmak ister mi diye. Yani bir futbol direktörü, futbolun içerisine gelen artık hocalığını geride bırakmış isimlerden birinin, akil seviyeye gelmiş isimlerden birinin bir futbol direktörü en alt yaş gruplarından en üste kadar futbolun sadece yani TFF ayrı, futbol ayrı gibi bir planlama olduğunu duydum. Yani TFF işin işte idari tarafı, ligi yönetmek gibi işlere TFF yönetiminden kastediyorum. Diğer tarafta ise sadece futbolla ilgilenen, hani Beşiktaş'ta Hasan Arat, Samet Aybaba modeli gibi bir model. TFF bünyesinde mi? Ben sorabilir miyim sevgili Zeyda? Merak ettiğim için. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir idari yönden oranın başında olan bir başkan olacak. Bir de tamamıyla futbol işlerinden, teknik işlerinden sorumlu ayrı bir yönetici olacak. Evet, öyle bir şey duydum. Anladım. Şu an ona benzer bir yapı zaten var. Eğitim dairesi, evet, futbolun gelişimiyle ilgileniyor. Başında da Oğuz Çetin var orada. İşte tamamen değişiyor diye duydum. Yani bir tek eğitim dairesiyle milli takımlar birbirinden ayrı. O zaman eğitimle milli takımları birleştirecek. Muhtemelen. Yani tek bir adama bağlanacak. Nasıl Samet Aybaba bağlıyor her şey? Hı hı. Santos Samet Aybaba mı bağlıyor? Yok, hoca takımını kuruyor. Bütün şeyler o kararı alınıyor.
Burada da Montella kendi içine bakacak. Onun için kimse karışmayacak. Ya her türlü fikre saygım var. Ama benim gerçeğim de şu. Günümüzde artık ekip çalışması yapmak zorundasınız. Hı hı. Ve böyle kararlar alıyorsanız doğru veya değil bakın bir tarafa. Bu kararları alıp uygulamadan önce ya bu ülkede gerçekten çok bilen var. Futbolun her şeyini bilen insanımız da var. Bunu daha uygulamaya koymadan önce bir konuşmaya, bir istişareye açın. Hep beraber bunu bir konuşalım, tartışalım. Belki daha doğru bir çözüme ulaşabilir miyiz diye fikir yürütelim. Ben de heyecanlanmıştım acaba Futbol Federasyonu'na teknik yönden böyle çok donanımlı bir kişi daha büyük yetkilerle mi gelecek? Bakın başkandan falan bahsetmedim. Demek ki Serdar'ın bahsettiği konu buymuş. Buradan, ama önemli bir konu. Çok önemli. O yüzden futbolun içinden gelenlerden benim çok özel bir ricam var. Bakın senelerdir biz burada futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin diyoruz. Futbolun içinden gelip de şu an orada görev almış insanlardan ricam şu. Alman modeli hocam. Lütfen işinizi o kadar iyi yapın ki bizim buradaki iddialarımızı destekleyin. Diyelim ki bak Serdar ne kadar güzel yaptı diye. İnşallah görürüz o günleri hocam. İnşallah. O yüzden Beşiktaş'ta buna benzer uygulamalar var. Onların başarılı olmasını canı yürekten diliyorum. Şimdi biraz saha içine dönelim Galatasaray'da. Galatasaray Antalya'da bu milli arada bir kampla değerlendirdi bu uzun arayı. Birkaç günlük basın mensubu arkadaşlarımız oradaydı. Futbolcular aileleriyle birlikte oradaydı. Okan Hoca... Özür diliyorum. Özellikle transfer dönemine dair de açıklamalarda bulundu. Bu sene transfer Galatasaray'da biraz eleştiriliyor futbolcuların sergilediği, yeni transferlerin sergilediği performanslarla ilgili. Hoca transferlerin sorumlusu benim. İki döneminde zorluklar oldu. Benim işim zorluklara adapte olmak ifadelerini kullandı. Şimdi ben Okan Hoca'nın bütün söylediklerini şöyle bir toparlayayım. Evet. Bugün artık teknik adamlar sportif yönden transferdeki bütün sorumlulukları üstlenmesi lazım. Dolayısıyla onların onay vermediği transferlerin yapılmaması lazım. Okan Hoca ki yönetimler hep teknik adamların bu sorumluluğu üstlenmelerini isterler. Okan Hoca da bu sorumluluğu üstlenmiş ama orada Okan Hoca'nın böyle çok müdahil olmadığı transferler de oldu. Öteki kulüplerimizde de bunlar oldu. Hatta hocaların haberi olmadan yöneticiler, teknik işleri ilgilendiren kararlar da oldu. Şampiyonluğa gidiyorsanız bütün size zarar verebilecek bu tür konuları kapatma adına Okan Hoca orada çok güzel bir taktikle oradaki sorumluluğu aldı. Futbolcularla ilgili bilgiler verdi. Icardi'nin hala arka adalesinden bir rahatsızlığı olduğunu söyledi. Mertens'in önümüzdeki sene oynayacağına yönelik bence net sinyaller verdi. Mertens kendi de söyledi. Muslera'da olduğu gibi. Okan Hoca'nın ileride Avrupa'da çalışma hedefinin olduğundan bahsetti. İşte ortak basın toplantısından bahsetti. Bunların hepsi güzel. Ama bakın dedik ya. Maçlar başlayınca buradaki yangın yine büyüyecek. Okan Hoca ona da bir örnek verdi. Fenerbahçe'nin son 3 maçında kritik kararlar verildi derken, yani bakın son 3 maçta size kıyak çekildi. Onu da bir hatırlatmadan geçemedi. Buradan da yabancı hakem, yerli hakem konusuna girdi. Biz her ne kadar şu an bütün taktikleri güdüyorsak bile, bilinçaltımızla o bir hafta sonraya veya maçların başladığı döneme de bir hazırlık yapıyoruz. Buradaki en büyük yangın katılımcısı olan iki büyük kulübümüzün gerçekten bunları bir kenara bırakması lazım. Yani onların maçlarında olay olur olmaz, olayı ayrı, oldu olmadı olayı ayrı. Ya Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin... Yabancı hakeme karşı mısın hocam? Oraya da gelelim. Benim için en önemlisi şu, çok da iddialıyım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, biz ülke futbolundaki o bizim dediğimiz yanlışların hepsini temizleyeceğiz deseler, iddia ediyorum, 3 günde bütün bunların hepsi temizlenir. Ama samimi olacaklar ve diyecekler ki biz bunu gerçekten temizleyeceğiz ya. Hatta 3 günde değil, bazen bir anda bile biter.
Tıp oyunu vardı ya çocukluğumuzda. Hepsi diyecek ki tıp bitti. Bu kadar basit bu iş. Ya hakem konusunu biz keşke öyle sulandırdık ki bu basitlikten faydalansa. Yerli hakem de olsa, yabancı hakem de olsa, biz uzaydan da hakem getirsek Türkiye'de hakem sorunu biz kendimizi, mentalitemizi, düşüncemizi değiştirmeden yani tıp demeden bitmez. O yüzden madem bu kadar çok tartışılıyor, benim ortak bir önerim şu. Tamam, Süper Kupa'ya getirerek oradan başlasınlar. Yabancı hakem getirsinler ama Türk. Yani Avrupa'daki Türk hakemlerden biri gelsin, o yönetsin. Serdar Hoca var, Deniz Hoca var. O da tatmin eder mi bilmiyorum. Ya en azından hepsinin dediği olur diye söylüyorum. Yani bir çözüm olarak. Yani Fenerbahçe'nin istediği de olur, Galatasaray'ın istediği de olur. Şu an birini yapıp ötekini yapmasan zaten kavga devam ediyor. Bizim bir yerlerden başlama adına önerim oldu. Ama yabancı hakem konusunda aynı noktadalar galiba kulüpler. En son yöneticilerin de yapmış olduğu ne diyorlar? Onlar o şekildeydi sanki diye hatırlıyorum. Yani yabancı hakime karşı değiliz açıklamasını yaptı Galatasaray. Şimdi yabancı hakemi en son deneyen kim? Oraya bakmak lazım. Başarılı oldu mu olmadı mı? Yunanistan. Genelde aldığımız yorumlar eskisine göre daha iyi. Eskisine göre daha iyi diyorlar. Bence de burada denilebilir. Hele hele şu son videoyu seyrettikten sonra. Benim Türk hakemliğiyle ilgili kusura bakmasınlar. Hakem kardeşlerimiz iyi olanlarını tenzih ederek söylüyorum. Hiçbir umudum yok. Yok. Ben eğitimciyim ve iddialıyım. Türk hakemliğini de tıp diyerek bir günde futbolu kurtarıyoruz ya. Türk hakemliğini de kurtarırız. Yeter ki doğru yaklaşalım. Hocam, çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Seni Pollyanna görse, bakın, hocam ben senin kadar iyimserliyim zaten, derdi. Zaten şimdi benim dünyama gelmeye başladı bazı insanlar. Pollyanna görse seni, bakın, der ki hocam ben senin kadar umutlu değilim. Kurtuluş benim dünyamda. Hocam. Öteki dünyada neler olduğunu gördük, yangın var. Cehenneme çevirdiler futbolu. O yüzden gelsinler. Ha bak bir şey söyleyeceğim sana. Pollyanna'nın dünyasına gelsinler. İddiam şu. O konuda tamam İddiam bak. İddiam şu. İyimser olacaksın. 40 yıldır Türkiye'de teknik adamlık ama yapıyorum. Ama saf olmayacaksın. 40 yıldır teknik adamlık yapıyorum. Bu 40 yıllık süre içinde birçok kararlara imza attık. Bunlardan bir tanesi de şuydu. Profesyonellik konusunda Türk futbolcusuna örnek olsun diye hiç bozulmayacak bir futbolcu getirdik Galatasaray'a, Stumpf adını da veriyorum. Stumpf bir geldi, o günleri hatırlamayanlara hatırlatayım. Böyle futbolcu mu olur? Adama ayı boğan yakıştırmaları yapıldı. Müthiş bir insan, müthiş bir profesyonel. Ya adamı da bize benzettik. Gelen futbolcuların hepsini biz kendimize benzetiyoruz. Bakın bizim yaptığımız hataların hepsini yabancılar da yapıyor. Niye? Kendimize benzettik. İddiam şu. Yabancı hakem getirelim, sezon sonuna kadar onu biz kendimize benzetiriz. Yeni sezonda da bizim hakemlerle aynı şeyleri onlar da yaparlar. Ben katılmıyorum sana abi. Yunan... Gelsin o zaman, gelsin görelim. Pilot. O zaman konuşuruz. Seninki iddia, benimki iddia. Yerli hakemlerle devam edelim diyorsunuz, Türk bakın, hakemler. Biz, eğer yerli hakemlerle biz... devam edilecekse ben bir şey söyleyeyim. Yerli hakemlerle devam edilecekse bundan sonra gene aynı yapı devam edilecekse ben oğluma şunu söyleyeceğim. Deniz, ben maça para mara harcamam. Seni de futbolcu yapmam. Bu eziyeti sana çektirmem. Çünkü böyle bir ortamda ne futbol olur ne de senin geleceğin futbolda olur. Bu kadar net. Asla ve asla bütün çocuklara, gördüğüm her çocuğa, o TikTok kuşağına sakın futbol maçlarına boşuna gitmeyin, para vermeyin. Çünkü bir Matrix'in içerisindesiniz. Matrix'te bir film var ya, siz uyuyorsunuz, sizin zihninize başka hayaller var. Siz böyle bir dünyanın içerisindesiniz. Şimdi stres dediniz değil mi? Bak, kavga gürültü. Bütün doktorlar şunu söyler. Yasaklı maddeler, zararlı maddeler, yanlış beslenmenin dışında kanserin birinci nedeni strestir. Hı hı. Delilerde çok kanser hastalığı yoktur. Deli derken o sıkıntıları yaşar. Çünkü dünyaya bakacak bakarlar onları. Bilinçli değillerdir. O yüzden stres birinci nedendir. Ve futbolda, Türkiye'de her şeyin önünde normal sağlıklı bir insanı kanser yapan en önemli etkendir. Çünkü içi stres dolu, içi arabesk dolu, acı dolu, her şey dolu. Ben bu eziyetten kurtulmak için bir önce var yabancı. Evet. Sonra saha içi. Hatta 4-5 sene bir kere sen Türk futbolunda bir temizlik yapmadın. Halen duruyor yapılar.
Sergen Yalçın'ın frikinin elle kesilmesini görmeyen adam sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarlarla da dalga geçiyor, alay ediyor. Ya sevgili Serdar. Şimdi sen nasıl iyimser bakabiliyorsun? Şimdi bakın. Pollyanna yani şaşırmıştır şu an. Hocam bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alayım. Sonra biraz daha içine geçelim. Dönelim. Şimdi biz şuna talip olduk. Biz kişi olarak 80 milyonu kurtarmaya, açık konuşayım, 80 milyonu düzeltmeye çalışıyoruz. Bir kişinin 80 milyonu düzeltmesi mümkün değil. Veya 10 kişinin 80 milyonu düzeltmesi mümkün değil. Ben Pollyanna olarak şunu öğreniyorum. Herkes bir kişiyi düzeltsin. Bak, bir kişinin bir kişiyi düzeltmesi mümkün değil mi? O kişi de kim biliyor musun? Kendi. Herkes kendini düzeltsin. Senin dediğin bu sorunların hepsi ortadan kalkar. Ya kanserden bahsediyoruz. Ya hakemleri biz kanser ettik. Bu gerçeği niye kabul etmiyoruz? Şu an Türkiye'nin en iyi hakemi Halil Umut Meler. Son dönemde Türkiye'deki yönettiği maçlardaki performansını beğenmiyorum, ona yakıştırmıyorum. Bakıyorum aynı adam Avrupa'ya gidiyor, bir maç yönetiyor, ayağa kalkıp alkışlıyorum. Niye? Biz hakemleri de kanser ettik. O yüzden sevgili Serdar, gelen yabancı hakemi de kanser edeceğiz. Eğitimde her şeyin çözümü vardır. Ben bir eğitimciyim. İddiam da şu, insan istiyorsa kendini çok kısa bir süre içinde bütün bu hatalardan arındırabilir. Nokta. İmza Pollyanna. Katılmıyorum Pollyanna'ya. Onu söyleyeyim. Evet, sağ içine dönelim. Dönelim. Bu konuyu yine... Ya bir şey soracağım. Bakın, bırakın sen katılmasan bile, bırak bana katılanların moralini bozma. Sana başka bir şey söyleyeyim. Ben kimin moralini bozdum? Ben gerçekleri söylüyorum. Hayır, hayır. Adamlar gelecekten umutsuz. Olabilir de evet. Ben gelecekten umutluyum. Sevgili Serdar, benim açık söylüyorum. Şu ana kadar bir yanlışımı gördün mü, duydun mu? Futbol bilgisi de bunun içinde, insani değerler de bunun içinde, yaptığım küçücük uygulamalarda. Ya samimi söylüyorum, benim tamam. De hatam mutlaka var ama o yok. O zaman niye? Ben sana şöyle bir ben şey söyleyeyim. Ben ömrümü kendimi değiştirmekle, kendimi düzeltmekle geçirdim. Hiç kendini yorma. Bu insanları da biz buraya çekelim. Hiç kendini yorma. Sen gelmiyorsan da bırak, benim yanıma Türk gelecek adamlar var. Onlara Türk engel olma ya. Geleceğinde senin gibi adamlara yer yok o zaman. Bu kadar net söylüyorum. Yer yok değil. Hayır. Ya bitirin. Benim gibi adamların yeri en tepedeki hocam, bitirin ya. Bitirsin. Hocam. O güzel insanlar, o beyaz atları binip gitmişler derler ya. Öyle hocam, sizin gibi insanlar çekip gitti Türk futbolundan. O yüzden yer gitmedi. Yok. Gitmedi, bak burada ya oturuyorum Allah ya. Allah Allah hocam, söylüyorum. Bugün Süleyman Seba olsun, Süleyman Seba bu sosyal medyada linç yer. Ya linç. Özhan Canaydın, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde olsun, linç yer. O anlamda söylüyorum. Ya, Türk futbolunun daha kötü günleri geliyor ve sizin gibi naif insanlar o gelecekte yer yok. Bu kadar kendini bu ülkeye, ülke futboluna adamış insanlar çok. Sen de bunlardan birisin, seni tanıyorum. Sevgili Ceyda da bunlardan biri. Yo, ben sektör değiştireceğim ya, abi. Bir şey söyleyeceğim. Survivor yorumcusu olacağım ben. Samimi söylüyorum. Bundan sonra işin eğlence tarafındayım. Ya, futbolun bir yerinde bize görev versinler. Yemin ediyorum onlardan daha iyi bu ülke futbolunu çıkartırız. Bizi sadece ya, hem kendi çıkarları sende. Peşinde koşan insanlar geriye itiyor. O konuda senden bizim fikirim. Biraz öne çıkmamız lazım. Türkiye'de peki. Bunu yapacak kişi var. O zaman... Sana da görev var, sana da görev var. Tamam, bırak işini yapsın. Saha içine girecek, giremiyoruz hocam. Vinicius'un açıklamalarına gidelim birlikte. Brezilyalı forvet Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren golünün sezon sonunda şampiyonluk golü olarak hatırlanmasını istiyor. Detaylar bir ekrana gelsin. Evet, Mitroğlu gibi olmak istiyorum, onun gibi hatırlanmak istiyorum dedi Vinicius yapmış olduğu açıklamada Antalya kampında. Ya Mitroğlu dedik ama ben burada Hasan Kabze'yi de anımsatmak istiyorum. Bir Beşiktaş maçı, Aydın Yılmaz'ı anımsatmak istiyorum, bir Konya maçı. Onlar da o yılların şampiyonluğun gelişindeki en önemli golü attılar diye Galatasaray tarihinde yer aldılar. Ve bence Vinicius'un o golü de çok önemli. Ama şu gerçeğin de altını çizelim. Bakın, bu tür transferleri yaparken biraz da fayda maliyet hesabını da yapmanız lazım. Şimdi sevgili Serdar'a sorayım. Ligin sonu gelmiş. Son maça çıkmışsınız. Son saniyede bir penaltı kazanmışsınız. O penaltıyı atarsanız şampiyon oluyorsunuz. Ve dünyada öyle bir insan var ki, öyle bir futbolcu var ki, o futbolcu o penaltıyı atarsa
%100 gol yapacağından eminsiniz. Bu ispatlanmış bir şey. Hatta size diyorlar ki bu futbolcu bu penaltıyı atana kadar bu penaltı tekrarlanacak. Öyle bir futbolcuya büyük paralar verip transfer eder misin? Etmem. Ben ederim. Niye? Şampiyonluk garanti. Bugün hiçbir konuda aynı. Ama bir şey söyleyeyim ya. Evet. Senin aklına gelir miydi Dünya Kupası finalinde Bahçe'nin penaltı kaçıracağına? Gelir. Hem de dağlara taşlar i̇şte, attı. İşte geldiği için ben bunu bu örneği verdim. O yüzden vermem, ne olur ne olmaz. Demek %1 de olsa kaçırma ihtimali var hocam. Bak, hayır, soruyu anlatamadım. Anladım, anladım. Bunu kaçırmayacağı kesin, hatta kaçırırsa da tekrarlanacağı kesin. Federasyon diyor ki atana kadar attıracağım. Verir parayı tabii. Verirsin. Şimdi Vinicius öyle bir gol attı ki şu ana kadar aldığı, alacağı her şeyin karşılığını şu an için vermiş gibi görünüyor. Bakın böyle bir futbolcuya bile geldi. Biz, bu adam futbolcu mu? Bu Galatasaray'da oynayacak veya bu dönemde transfer edilecek futbolcu değil diye hem onun futbolculuğunu sorguladık, hem Galatasaray'da bu transferi yapanları sorguladık. Haliyle Okan Hoca'yı bile bu konuda çok eleştirdik. Çünkü hoca dedi, transferlerden ben sorumluyum. Evet. Şimdi demek ki bazı açıklamaları yapmadan beklemek lazım. O yüzden Vinicius bence daha o golün yanı sıra sezon sonuna kadar başka goller de atacak. Transferinin çok doğru olduğunu o zaman söyledim, şu anda söylemeye devam ediyorum. Ve bizde iddia edilenden daha iyi futbolcu olduğundan da eminim. Ve onun bu dileği de yerine gelecek diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray şampiyonluk yarışında şu an Fenerbahçe'nin önünde. Galatasaray şampiyon olduğunda da Vinicius, Aydın Yılmaz'la, Hasan Kabze'yle, Mitroğlu'yla beraber Galatasaray'ı şampiyon yapan gollerin atıcısı olarak tarihte yer alacak. Biri olarak tarihte yer alabilir. Serdar Sarı'da. Okan Hoca transferdeki sorumlulukları aldı. Vinicius da Mitroğlu'nun golü gibi hatırlanır umarım golüm ifadelerini kullandı. Bu sezon yapılan transferler, Okan Hoca'nın açıklamaları, Vinicius'un açıklamaları nasıl değerlendirirsin? Yani hocalar transferde sorumluluğu alır. Bazı transferlerde sorumlu olmasalar da kamuoyunda bunu almak zorundalar zaten. Yani hiçbir hoca bu oyuncu ben almadım, aldım falan demez. Onlar genelde kavgaların arkasından ortaya çıkar. O yüzden doğrusunu yaptı. Ayrıca hani gerçekten büyük bir kulübe de yani hocanın %100 hayır diyebileceği hiçbir oyuncuyu sokamazsınız. Yani futboldan anlamasanız bile sokamazsınız. Dolayısıyla hocaların onaylaması normaldir. Aslında baktığınızda kötü isimler değil. Ama performans eleştiriliyor. Valla Kaan Ayhan niye alındı denildi. Kaan Ayhan bir dahaki sene acayip katkı sağladı. Şimdi bu sezonki transferlerinden bence birkaç tanesi mesela Zaha kalması halinde bir dahaki sezon bence çok daha farklı bir Zaha göreceğiz diye düşünüyorum. Belki başka isimler de öyle çıkabilir. Ama o röportajda Okan Hoca şunu da söyledi. Yani zorlukları aşabilme, adapte olma gibi bir becerisinden bahsetti. Dolayısıyla Sacha Boey örneği çok iyi bir örnek. Yani kampa götürülmeyen bir adam Bayern Münih'e gitti, evet. Dünya paraya. Ya bunda Okan Hoca'nın da büyük bir emeği var. Bunu kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla bu tür zorlukları hakikaten çok kolay yaşayabilen bir hoca. Aslında biz kolay görüyoruz ama belki de perde arkasında neler yaşanıyordur. Ama Okan Hoca'dan çok daha fazla tecrübeli, maç sayısı fazla olan birçok hoca bu tür sorunları aşamıyor onun gibi. Aşamadığı da olmuştur. Dolayısıyla Okan Hoca'nın bu yönü ve 2 sene daha uzatıldı herhalde bildiğim kadarıyla Okan Hoca'yla. Bence çok doğru bir hareket, çok doğru bir hamle. Bu yönüyle bence çok değer katıyor. Takımındaki oyuncularına ama almasını bileni. Bazıları alamıyor. Galatasaray'da benim de eleştirdiğim çok yeni transfer var. Sezon sonuna kadar bu transferlerin daha iyi işler yapacağı bence net bir şekilde görülüyor. Çünkü istekleri, konsantrasyonları, hatta form seviyelerini yükseltme içindeler. Zaha sezon sonuna kadar 1-2 tane kritik gol atar, Galatasaray şampiyon olursa ihtimal çok büyük. Hatta en çok eleştirdiğimiz Hakim Ziyech, kalitesine kimse bir şey söylemiyor. Yine bu şekilde bir rol alıp Galatasaray'ın galibiyetlerine golleriyle katkı sağlarsa. Keza Tete için aynı şey. Hiç kimse sezon sonu bunlara kötü transfer demeyecek. Bizim anlayışımız o.
şu ana kadar çok eleştirdik. Vurun havalıya dedik. Şampiyonluk geliyorsa onların bundan sonra atacağı bir iki gol dedi. Onlara büyük bir pay vereceğiz biz. O yüzden bizde her şey başarıyla ölçülüyor. Bu örneği de bence çok güzel bir örnekti. Keyif aldım. Neden? Ben şunu iddia ediyorum. Bir insanı eğitiyorsanız olumlu yönde onda her türlü değişikliği görebilirsiniz. İşte Boye de onlardan biriydi. Bundan olmaz dediler, kampa bile götürmediler. Orada biri geldi, ona o fırsatı verdi, onu eğitti, onu geliştirdi. Bayern Münih'e 30 artı milyonlara gitti. Biz eğer bu şansı insanımıza verirsek, bu 36 milyonların fazlası bizim kulüplerimizin, ülkemizin kasasına girer. O zaman bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Serdar Sarıdağ ve Ahmet Akcan'la bizden ayrılmayın. Alışkın olduğumuz bir Aziz Yıldırım cümlesi. Biz bu formla devam ederse Galatasaray'ın stadında yenip şampiyon oluruz ifadesini kullandı. Başkan, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Serdar Sarıdağ, önemli noktalar var aslında konuşmasının satır aralarında. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel hatlarıyla bu açıklamaları? Vallahi en doğrusu özneyi koyacaksınız. Yani hep konuşuluyor, doğru. Biz de söylüyoruz. Türk futbolunun içerisinde yapılar. Hele bize karşı diyorsanız orada düşmanı. Ben özne diyorum, o düşman diyor. Evet, Fenerbahçe karşısında birisi varsa Fenerbahçe'nin düşmanıdır o zaman. Kelime doğru. Onu koyarak yola ilerlemek daha doğru aslında. O zaman hani ligden çekilmeyi de tartışabilirsin. O zaman başka şeyleri de tartışabilirsin. Ama ligden çekilmek yerine mücadele etmek, kurallara uygun elbette daha doğru. Ben geçenlerde Fenerbahçe blöf yapmıyor falan dediğimde herkes şey anladı. Fenerbahçe ligden çekilsin. Ben bunu destekliyorum diye anladı. Ama ben şunu destekliyorum. Mücadele edilmesini, doğru söylediklerini, haklı olduklarını ve bunun karşısında Galatasaray olmadığını, illa Trabzonspor olmadığını, o malum yapı. O malum yapı Galatasaray'ı destekliyor, Fenerbahçe'yi desteklemiyor gibi bir şey de algılanmasın. O malum yapı işine geleni destekleyecek. Her sezon değişecek. Çıkarı neredeyse ona göre. Ha, malum yapı derken terör FETÖ. Örgütünden bahsediyoruz. FETÖ diyorum ya. Tamam. Adam söyledi işte. Hı. Zaten bu kelimeyi kimse ağzına cesaretle almıyor. Bir de aldıkları zaman da her yerde alıyor. O da ayrı bir yanlış. Her şeye FETÖ dersen çıkamazsın ki bu işin içerisinde. Bazı şeyler FETÖ değildir. Ama genel itibariyle bu temizlik bu futbolunda yapılmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yapılması lazım artık. Ve ben yapılacağını da tahmin ediyorum yakın zamanda. Çünkü Türk futbolunun 80 milyonu ilgilendiren, yani bir işte 70 milyon diyelim. Çünkü 10 milyon da futbolla ilgilenmeyen insanlar var ve onları gıptayla bakıyorum. Bazen onların yerinde olmak istiyorum. Dolayısıyla ülke huzurunu bozan bir durum. Daha yeni bir operasyon yaptı. Sayın Ali Yerlikaya bugün açıklama yaptı. Halen devam ediyor. Dolayısıyla bu tarafa bakmak lazım. Ama özne koymazsan olmuyor. O özneyi koyacaksın. Aziz Bey doğru söylüyor. Aziz Bey nerede konuşsa özne koyuyor. Öznesini söylüyor. Evet. Ne olduğunu söylüyor. Ve bence çok da yapıcı bir konuşma. Yani iftara çağrılsaydı da böyle konuşacaktı orada muhtemelen. Yani Aziz Bey niye elini taşın altına sokmuyor diye bir şey söyleniyorsa adamı arayıp çağıracaksın o zaman. Allah aşkına ben şimdi Ceyda şu Ahmet Hoca'ya söyle de gelsin falan demek başka bir şey. Ahmet Hocam, canım hocam, nasılsın, iyi misin, değerli büyüğüm, gelir misin demek başka. Öyle değil mi hocam? Büyük, benim en çok ilgimi çeken tarafı o zaten. Orada haklı yani o durumda. Kesin. Söz konusu Fenerbahçe ise. Ya küskünlük ayrı, Fenerbahçe'yi konuşmak çok başka. Buna şöyle bir örnek verebiliriz hocam. Galatasaray'da işte bunun tam tersi bir durum söz konusu. Eğer bir sıkıntı varsa Galatasaray'da küslük olsun olsun bu olsun. Yani sonuçta Kemerburgaz'da temel atma töreninde gördük birçok küs tabii, yan tabii. yana geldi Galatasaray'da. İki camianın arasındaki farklardan biri bu. Galatasaray çok çabuk kenetlenebiliyor, küsler barışabiliyor ya da ortak menfaatler, Galatasaray'ın menfaatleri doğrusunda bir araya gelebiliyor ama Fenerbahçe'de zannediyorum Serdar Sarı'dan da söylemek istediği bu. Samimi bir birliktelik omuz omuza verme konusunda aksaklıklar yaşanabiliyor. Ya mutlaka. Şimdi bakın çağ değişti. Günümüzde artık fikirlere saygı çok önem kazandı. O saygıyı da herkes gösteriyor. Sizinle aynı düşünmeyen, hatta tamamıyla sizinle zıt düşünen insanlarla bile
Eğer kurumun çıkarları veya kazan kazan modeli dediğimiz o model, bu iki insanın bile bir araya gelip ikisi de kazanacağı için ortak o işleri yaptıklarının ispatı olduğu bir dönem yaşıyoruz. İşte Galatasaray'ın avantajı tamamıyla o. Bizim ülkemize saldırıldığı zaman nasıl Türk halkı kenetlendiyse Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi Galatasaray'ın da ona benzer bir yapısı var. Galatasaray sorunu hemen bir sorunlarını kenara atıp en önemli konu üzerinde yoğunlaştı. Galatasaray'ın biraz daha başarılı olmasının nedenlerinin temelinde o var. Ama benim de sürekli sorduğum sorular o. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Kim şampiyon yapmayacak? Puanlarımız çalındı. Ben Fenerbahçe için demiyorum, bütün camialar için söylüyorum. Puanlarımız çalındı. Bütün kulüpler onu söylüyor. Kim çaldı? Çaldıkları o puanları kime verdiler? Bütün bunları biz ön plana çıkarmadan kendi hatalarımızı örtmek için hayali düşmanlar yaratan bir zihniyete sahip olduk. O yüzden birçok şeyde bu hayali düşmanlar öznesi altında eritilip gidiyor. Bunların hiç kimseye faydası yok. Kaldı ki sizin karşınızda olan o kişiler veya kurumlarla mücadele etmek zaten sizin göreviniz. En sağlıklı, en doğru mücadelede bütün camia olarak bir araya gelirsiniz. O şekilde mücadele edersiniz. Ama bu dönemle ilgili ben şöyle bir hatırlatmayı yine kendimde görebiliyorum. Bu kararları alırken bence bütün insanımızın burada ufak da olsa bir söz hakkı var. Tabii ki Fenerbahçelilerin söz hakkı daha fazla. Tabii ki Ali Koç'un söz hakkı çok fazla iken Aziz Yıldırım'ın da söz hakkı en azından onun kadar var. Ya 20 sene bu kulübe hizmet etmiş bir başkanın söz hakkının tabii ki büyük olması lazım. Ama Fenerbahçeli olmayan insanlar da kendini futbola adamış, futbol sevgisi ön planda olan insanlar olarak en basiti sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin maçlarını izlemek için para ödemiş olan insanların da bu maçları izlemeye hakkı var. Bu insanların da Türk futbolunun Avrupa'da, dünyada daha iyi yerlere geldiğini, daha büyük başarılar görmeyi hak ettiklerine dair hakları var. Nasıl bütün futbol dışı o amatör sporlarda, olimpiyatlara en çok sporcuyu Fenerbahçe gönderiyorsa, bütün kulüplerimiz futbolun gelişimi için de bütün bu görevleri ülke adına da, ülke futbol adına da bence yapmaları lazım. O yüzden çok fazla detaya girmeden bu işte şu an için bazı yasak koyacak kişiler tarif var oldukça Türk futboluna en büyük zararı vermiş insanlar olarak anılacak. Ya bunu kimse kendine yapmasın lütfen. Hele hele şu anki yönetim iyi niyetle Fenerbahçe'nin başarısı için bir şeyler yapmaya çalıştı, iyi veya kötü. Onlar da kendilerine bunu yapmasın. Galatasaray'sız Fenerbahçe, Fenerbahçe'siz Galatasaray olmayacağı gibi Beşiktaş'sız, Trabzonspor'suz, Vanspor'suz, Edirnespor'suz Türk futbolda olmaz. Şimdi aynı zamanda görüşmeler de sürüyor. Camianın önde gelenleriyle sürekli yönetim bir araya geliyor. Genel kurul hazırlığı öncesi Ali Koç eski yöneticilerle fikir alışverişinde bulundu. Koç'un seçim için hamle yaptığımızı düşünmeyin. 2,5 ay sonra yokum dediği öğrenildi. Ali Koç eski yöneticilere fikir alışverişinde bulunurken de aynı zamanda çoğunluğun çekilmeye karşı çıktı ancak alınacak her kararı destekleyeceği de belirtildi. Şimdi 2,5 ay sonra yokum dediği öğrenildi. Bu arada sohbet toplantısında da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tüm hazırlıkların yapıldığını, sponsorlarla anlaşmaların sağlandığını vesaire vesaire bunların garantisini sık sık veriyor camianın ileri gelenlerine. Ama 2,5 ay sonra yokum sözü de etkiler yani bu durumu sanki. Futbolcular mı? Camiayı mı? Camiayı böyle bir genel kurul öncesi yani tamam bir karar aldı, yetki aldı Fenerbahçe yönetimi ama 2,5 ay sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç seçime girmeyecek. O zaman herkes aynı rahatlıkla evet yetkisini vermez herhalde bilmiyorum. Ya düşünürler tabii ki ama başkan bir alt lige düşersek devam edeceğim dedi başkanlığı.
Orada biraz net koydu. Yukarı çıkınca bırakacağım dedi. Bütün anlaşmalar tamam. Ben blöf yaptıklarınız bir kez daha söylüyorum. Sanmıyorum. Bu çocuk oyuncağı değil. Yani hiç kimse kendisiyle bu şekilde alay ettirebilecek bir malzeme vermez. Bir mücadelenin içerisine girdiklerini söyledi. Ben şu konuda bak şunu çok net söylüyorum. Türk futbolunda Fenerbahçe ile uğraşan yapı ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne de herhangi bir kulüp. 3 Temmuz'undan, evvelinden, işte otobüs kurşunlamasından ki onun da hiç ilgisi yok Trabzon'la, çok net söyledim. O birileri çatışsın diye yapılan bir kıvılcım. Allah'tan başarıya ulaşılmadı, çok şükür. Fenerbahçeli birilerinin alıp veremediği var. Onun adını net koyuyoruz. Ama bu futbolun içerisinde herhangi bir spor kulübü değil, herhangi bir başkan değil, herhangi bir teknik direktör değil. Aziz Yıldırım çok net söylüyor. Ama neden olduğunu ben bilmiyorum. Ne alıp veremediklerini var, o konuda benim uzmanlık alanım değil. Bu bir gerçek. Dolayısıyla böyle bir mücadelenin içerisindeyken, ki bence şunu söyleyeyim, Fenerbahçe Kongre'nin kararıdır. Ali Koç geldi, Aziz Yıldırım gitti, demokratik haklarını kullandı. O ayrı. Ama Aziz Yıldırım gittiğinde bence o unsurlardan birçoğu rahat nefes almıştı. Oh gitti falan diye. Çünkü gerçekten uğraşıyordu. Yani bu Ali Bey uğraşmıyor, Aziz Yıldırım daha çok uğraşıyor değil. Aziz Bey cezaevine girmiş, çıkmış bir adam. Uğraştı. O süreci iyi yönetti. O mücadeleyi iyi yaptı. Ki onun dışında o dönemler ondan önce başka alanlarda da cezaevine girip çıkanlar o mücadeleyi oradan başlattılar, devam ettirdiler. O bir gerçek. Ama burada çıkış yolu ne? Herkes bunu konuşuyor. Yani iftara giden gazeteciler oldu, iftara giden yöneticiler oldu, kongre üyeleri oldu. Biraz çıkış yolu. Yani bu karardan nasıl geri adım atma anlamında demiyorum bunu. Ya futbol hepimizin ise çıkış yolunun olacağı nokta Fenerbahçe Kongresi değil. Fenerbahçe'nin çıkış yolu Fenerbahçe Kongresi'nde. Ama futbolun çıkış yolu Kulüpler Birliği'nin toplantılarında. Bakın, Kulüpler Birliği halen gücünün farkında değil. Halen gücünün farkında değil. Ki Aziz Ali Koç'u da o karardan geri adım attırmaya çalışıyorlar. Kulüpler Birliği Başkanı'nın istifasından. Bence Türk futbolunun çözüleceği yer orası. Bütün kulüpler bir araya gelir. Bütün kulüp, Erdem Bey de... Ortak davran. Erdem Timur dedi işte birçok demecinden dolayı özür diledi. Ligi bitirtmeyiz. Abdurrahim Albayrak, belgeler var elimizde VAR'la ilgili. Hiç konuşmadı bir daha. Bunlar artık son verilmesi lazım ve bunların tartışılacağı, konuşulacağı yer Kulüpler Birliği. İdari anlamda. Hakem konusu da. Bakın her türlü sorun çözüleceği yer orası. Türkiye Futbol Federasyonu'nda niye çözülmez? Orada tam olarak çözülmez. Çünkü orası kendi yönetimi. Kulüpler yeteri kadar temsil edilmiyor. Zaten kulüplerin temsil edilmesine gerek yok orada. Ama en nihai sorunun çözüleceği yer Kulüpler Birliği. Şimdi üyelerin birçoğu bu fikre katılmıyor. Her kararı destekleyeceklerini belirtmiş üyelerin çoğunluğu ama çekilmeye de karşı çıktıklarını ifade etmişler. Bir şey ettim, güzel bir şey bu. Futbolcu ve hocanın, İsmail Hoca'nın ve futbolcuların devam etmesi yönünde başkanla yaptığı görüşmeler, telkinler doğru hareket. Çünkü onlar sahanın içindeki adamlar. Ya çıkar yeneriz, alırız maçlarımızı, oluruz. Bu bir özgüven, bu bir motivasyondur. Doğrusunu onlar yapıyor, onlar söylüyor. Bu işin doğru tarafı o. Zaten yetkiyi aldı, hemen ertesi gün ligden çekilecek diye bir durum söz konusu değil herhalde. Yetkiyi almak başka. Evet, yetkiyi almakla bu kararı vermek arasında bir fark var. Bu kararı almaya itecek nedenler oluşmadığı sürece Fenerbahçe'de de ligde yoluna devam edecektir. Aziz Yıldırım da tıpkı üyelerin çoğunluğu gibi hayır Fenerbahçe savaşmalı yorumunda bulundu az önce de izlediğimiz gibi Ahmet Akçalan. Aziz Başkan'ın bence en çok altı çizilecek iki cümlesi şu. Evet, rakibinizi, düşmanınızı, size zarar verenleri, hedefinizi net belirleyin. Sevgili Serdar Özne dedi. Ondan sonra ona karşı kanuna uygun bir şekilde mücadele edin. Bu cümlenin altını çiziyorum. Bakın, bizim ülkemizde kurallar var, kanunlar var.
Bu kanunları beğenmeyebiliriz. İşte Futbol Federasyonu şunu yapmalı, bunu yapmalı, buna penaltı verilmeli, buna verilmemeli diyebiliriz. Ama o kurallar, kanunlar değişene kadar o kanunlara uymayı alışkanlık haline getirelim. Bu bir. Eğer ileride bir çözüm alacaksak onun altında birleşmemiz lazım. Takdir ettim. Yine takdir edilecek bir cümlesi de şu. Diyor ki, ya bizim daha şampiyonluk şansımız var. Önümüzdeki bütün maçları kazanırız. Galatasaray'ı da Ali Samiyan Stadı'nda yeneriz. Şampiyon oluruz. Bizim böyle bir şansımız var iken biz niye bu mücadeleden kaçıyoruz? Bize düşen bu şansımızı sonuna kadar kovalamak ve bunun için çalışmak, mücadele etmek. Bu da en önemlisi. Bence Fenerbahçe camiasının önümüzdeki günlerde konuşulanlar, alınan kararlar, tavsiye kararları ne olursa olsun tercih edileceği yol da budur. Eğer madem sizin tercih edeceğiniz yol belli, o yola girene kadar boşuna başka yerlerden eleştiri almak, darbe almak, hasar almak size hiçbir şey kazandırmaz. Sonuçta size o kupayı getirecek olan takımsa, teknik heyetse, bence onların da işini kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Onların konsantrasyonlarını başka yerlere çekmeyin. Onların hazırlık yapması gereken bu dönemde enerjilerinin, zamanlarının gereksiz yerlere gitmesine engel olun diye yönetime düşen birçok karar var. Bakın, taraftar için, futbol severler için Fenerbahçe bunu yapmaya mecbur. Aynı zamanda futbolcular ve teknik heyet için de bunu yapmaya mecbur. Ben bir deplasman maçına gittim. Maçtan kısa bir süre önce yönetimimizin aldığı bir kararla biz o maça çıkmadık. Benim o maçı oynama hakkım elimden alındı. Futbolcularımın o maçı oynama hakları elinden alındı. Ben de istifa ettim. Bu hakkımı kimsenin benden almaya hakkı yok ki. Eğer ben kendime cumhuriyet diyebilecek böyle bir kulüpsem, o kulüp zaten bunun gereklerini de yapar. Evet. O yüzden futbolcuların da, hocaların da, futbol severlerin de maçı oynama, izleme, oynatma haklarını onlara teslim edecektir. Yani biraz heyecanlı geçen bir iki hafta olacak bizim için. Aynen. Salı günden itibaren yine ligimizin gerçeklerine döneceğiz. Peki şimdi devam edelim. Biraz saha içine Fenerbahçe'de dönelim. Tüm bunlar futbolcuların psikolojisini nasıl etkiliyordur sorusu aslında merak ediliyor, bu sorunun cevabı. Daha önce İsmail Kartal'da yapmış olduğu açıklamada biz aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz dedi. Futbolcular bu profesyonellikte kuşkusuz yöneticiler de sık sık futbolcularla bir araya gelip zaten bu duruma açıklık getiriyorlardır Serdar Sarı'da. Ya şu son dönemde Fenerbahçeli futbolcuların yaşadıkları bence tabii üzülmüştür ama ben olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Yani bu tür durumların takımı çok iyi motive ettiğini düşünüyorum. Yani hırslandırır, işte bakın başımızdan her türlü olumsuzluklar geçiyor. Buna rağmen dediğiniz zaman çok daha hırslanıyorsunuz. Bu enerjiyi doğru kullanmaları önemli tabii, kontrolsüz güç gibi kullanmamak lazım. Bu meşhur Dünya Kupası'nda Almanya Brezilya maçı vardır. Aşırı motivasyon olmuş Brezilya sakin bir Almanya karşısında 7 tane yediler. Bazen de aşırı hırs motivasyon sana ters tepebilir. Kontrolsüz güç haline gelebilir. Ama bunu İsmail Hoca pozitif anlamda değerlendirir. Yani bu kaostan efendime söyleyeyim yeni bir şey çıkartabilir, nasıl söyleyeyim bunu, bir enerji yaratabilir. Bu olumlu anlamda oyuncuları etki eder. Yani şimdi burada Aziz Yıldırım'ın söylediği bile, Galatasaray'ı Galatasaray'ın sahasında yeneceksin. Evet. Şampiyonluğun yolu bu. İki kulüpte yenebilir kendi mi? Göbeğini kendi kesebilecek. Yenebilir doğru. Tabii ki. Daha önce yenemedi mi? Yendi. Galatasaray da yendi. Beşiktaş işte uzun zaman sonra kendi evinde Galatasaray'a yenildi. Bunlar olabilecek şeyler. Zaten bunlar oldu mu şampiyonluklar geliyor. Dolayısıyla Aziz Yıldırım bu konuşması bile bence takım olumlu yansımıştır. Sanki bir kulüp başkanı gibi. Evet, evet. Başkan gerçekten evet. Öyle. O tecrübeye sahip. O konuşma bile bence takım olumlu yansımıştır diye düşünüyorum. Hocam?
Ben sevgili Serdar kadar iyimser düşünemiyorum. Vallahi ne oldu Pollyanna'ydı? Şöyle söyleyeyim. Hayır bakın. İlk yarıda Pollyanna gibiydi. Benim gerçeğim biraz daha farklı. Onun tamam. için fikir ayrıcalığımız var. Tabii ki. Ben bunu Pollyanna gibi söyledim. şimdi bu dönemde yapılması gerekenleri göz önünde bulunduralım. Bir maça hazırlanmak için veya ligin son finish bölümüne hazırlanmak için psikoloji önemli. Peki bu psikoloji acaba Fenerbahçe'ye olumlu mu yansıyacak, olumsuz mu? Bunu hep beraber göreceğiz. Ama bu Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu psikolojide kaygılar var. Bakın futbolcu sözleşme imzalamış. Ya diyor Fenerbahçe ligden çekilirse ben sezon sonuna kadar paramı alacak mıyım? Orada çalışanlar bunu düşünüyor. Önümüzdeki sene sözleşmem var. Evet. Ne olacak? Ben önümüzdeki sene TFF 1'de oynayacak mıyım? Veya işte ceza alması gündemde olan futbolcular var. Onlar acaba ben ceza alacak mıyım, almayacak mıyım diye. Bunların psikolojileriyle Galatasaray'ın Antalya'da aileleriyle şampiyonluğa kenetlenmiş futbolcuları kıyaslarsam Galatasaray'ınki daha rahat. Orada kaygı yok. Orada inanç var. Kaygı da insanda her zaman stres yaratır. Stres de kanser yaratır. Sevgili Serdar öyle dedi. Bu Fenerbahçe için daha sorun. Çok kullandı, kullanmıyor. Benzetmesi bile kötü. Evet. Peki kullanmıyor. Hayır, rahatsız evet. eder. İşin gerçeği şu. Yani ben iyi bir edebiyatçı olmadığım için bir hata yaptım. Özür dilerim. Estağfurullah. Özür dilerim. Maçı kazanmak için sadece psikoloji yetmiyor. Sizin fizikman da güçlü olmanız lazım. Bir tarafta tamamıyla o gücü depolamak için çalışan bir takım var. Diğer taraftan bahsettiğim bu nedenlerle ceza gelecek mi gelmeyecek mi, çekilecek miyiz çekilmeyecek miyiz diye aklı başka yerde olan enerjisini başka yere, zamanını başka yere harcayan kişiler o depoyu tam olarak dolduramaz. 3. Futbolda hep analizden bahsederiz. Hadi kendi analizini biliyorsunuz, ihtiyacınız hı hı. yok. Rakiplerinizin analizini yapmak için oraya bu kadar yoğun bir zaman ayırmak zorunda olan insanlar yine bu işlere yeteri kadar zaman ayırabilecek mi? Bunların hepsi Fenerbahçe takımı için hazırlık anlamında Galatasaray'a göre çok daha zorlu şartları beraberinde getirdi. Tamam bundan nemalanmayı düşünebilirler ama eğer iş son noktaya geliyorsa Galatasaray'da onlar kadar mücadele ediyorsa Fenerbahçe'nin kırılma noktası her zaman Galatasaray'dan daha düşük olur. Şu anki şartlar bence bu analizi daha doğru bir şekilde benim karşıma koyuyor. Şimdi Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta milli arada hazırlıklarına devam ediyor. Babakars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi. O mücadeleden gol sesi çıkmadı. Bu dönemde Beşiktaş'ın Fernando Santos yönetiminde özellikle hücum çalıştığını biliyoruz. Ben milli ara dönüşü en çok Beşiktaş'ın performansını merak ediyorum. Çünkü geniş ve uzun bir araydı ve bu ara nasıl değerlendirildi acaba siyah beyazlar? İki tane hazırlık maçı. Zaten ilk rakip çok güçlü bir rakip değildi. Test hı hı. edilebilecek bir durum değil o. Orada evet. sadece bazı oyunculara işte forma vermek, bazı oyuncuları daha fazla maç oynama sayısını arttırabilme, son durumu görme açısından. Şimdi Karagümrük maçı daha böyle bir test maç gibi oldu ama eksikleri de var tabii Beşiktaş'ın. Özellikle işte Semih olsun bazı oyuncular yoktu. Dolayısıyla hani haftayı boş geçmeme açısından bakmak gerek ama taraftarların yorumları baktığımda hazırlık maçında bile çok ofansif oynamadık ya gibilerinden. Yani ben her zaman şunu söyleyeyim. Ben bu sezonu Santos'a yazmam. Ama şimdiden bir dahaki sezonu Santos'a yazmaya başladılar. Çünkü acaba hoca bir dahaki sezon bizim böyle hoşlanmadığımız bu futbolu oynatır mı, oynatmaz mı? Yoksa sıkıntı yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Bilmiyoruz diyorlar. Biraz haklılar. Çünkü iyi bir oyun yok. Üçüncü bölge olarak söylüyorum. Ve gol yemeye başladı. Ama sıkıntıları da çok. O yüzden hocaya bir şey diyemiyoruz. Şu an için herkesin kafasında acaba diye bir soru var. Burada tek hedef Ziraat Türkiye Kupası. Çünkü lige de fazla motive olamıyorlar oyuncular. Şimdi bak Fenerbahçe futbolcu o kadar kaos yaşıyor. Bir motivasyon şeyi çıktı. Ama Beşiktaş hedeften uzaklaştığı için çok sanki lige motive olamıyorlar. Kupada daha farklı bir performans görüyoruz. Bu bir. İkincisi bir de hocanın eleştirildiği nokta. Yani hazırlık maçlarında bazı oyunculara ligde şans vermiyor da hazırlık maçlarında da vermiyorsun gibi yorumlar.
İşte Tayyip Talha'nın Demirege tıklası fazla şans bulamaması, bu çok eleştiriliyor. Dolayısıyla bence Beşiktaş'ın bir dahaki sezona girmeden bunları netleştirmesi lazım. Bu hedefleri belirlemesi lazım. Yani kim kalacak, kim gidecek. Ama inanın bence Santos'tan daha büyük bir sorun var. Şu an Santos konuşuluyor ama bence en büyük sorun bu oyuncu sayısı. Sonuçta yabancı sayısı çok fazla. Kiralıklar var, dönecek. Yerli futbolcular var. Evet. Bunlar çok fazla. Bu takımdan, yani takımın %70'i gitmesi gerekiyor gibi bir rapor var. %70'ini gönderebilmek kolay mı? Bence Türk futbolunda şu an transfer yapmak daha kolay, oyuncu gönderebilmekten, kontratlı oyuncuyu gönderebilmekten daha kolay. Rebic var elinde mesela. Evet. Ne yapacaksın? 2,5 milyon euro yıllığı. Gezal'ı opsiyonu kaldırması bir artı. Gezal orada bir duruş sergiledi. Hem duruş hem de o da ayrılmak istiyor. Fransa Ligi'ne gitmek istiyor. Oraya gidebilmesi için kalan maçları oynaması lazım. Doğru. Şimdi madde kalkmasa Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti oynatır mı onu sürekli? Durumu karşılıklı yönetmek böyle bir şey. Abubakar konusunda da mesela çok tepki gösteriyor taraftarlar Abubakar'a. Ama Abubakar'ın eğer Beşiktaş'ta kalacaksa da oynaması lazım, gidecekse de oynaması lazım. Evet. Yani hayır, yüzden oynayabilecek durumda olsa evet, hoca oynatır. Bence bu milli arada özellikle Abubakar. Milli aradan sonraki ilk maçta ilk 11'de oynatır diye düşünüyorum. Oynamasına engel ne? Sakatlıktan çıkmıştı. Maç eksiği. Şu an bir sakatlığı yok. Yok, şu an yok. Şu an iyi. İyiye gidiyor. Yani fiziksel olarak biraz gerideydi. O yüzden. Yani bir tavırdaydı ona karşı. O da oynarsa o da iyi teklif alır. Beşiktaş da kazanır onun gitmesinden. Dolayısıyla orada öyle bir şey, engelleyici bir durum yok. Şu an için durumu daha iyi gözüküyor, fiziksel durumu. Yani kazan kazan modeli. Öyle, evet. Bu işler şimdi öyle. Sevgili Serdar dedi ki bu sezon kötü giderse Santos'a yazmam. Evet, Santos'tan çok daha önce fatura ödemesi gereken çok çok fazla sayıda kişi var veya kurullar var Beşiktaş'ta, o kesin. Ama Santos'un da hiçbir fatura ödemeden buradan çıkmaması lazım. En azından son iki maça bakacağım. Hazırlık maçı. Ya şimdi Beşiktaş'ın eksikleri çok net ortadayken ben hazırlık maçlarında Beşiktaş'tan şunu görmek istiyorum. Biz büyük camiayız, büyük takımız, büyük kulübüz. Bize yakışan bir oyun oynamamız lazım. Benim de bu camianın futbolcusu olarak o heyecanı, o coşkuyu sahaya yansıtmam lazım diye düşünmeleri lazım. Ben bunu hiç kimsede göremedim. Eğer illa birini arayacaksam Gezal'ı birinci sıraya yazarım. Belki de dünkü maçta da en çok dikkat çeken veya kazanan oyunculardan bir tanesi oydu. Goldeki yaptığından dolayı değil. Niye Santos'a yazarım? Beşiktaş'ın oynaması gereken oyun da aşağı yukarı belli. Tamam, oyunu oynatmıyorsan bile dünkü oyunu oynatma Santos hocam ya. Şimdi bakıyorum Karagümrük kendi, bu son maçı örnek vereceğim. Kendi yarı alanında Beşiktaş'ı bekliyor. Beşiktaş iki stoperiyle orta yayını oradan oyun kurmaya çalışıyor. Kole ile Necip, rahatsız eden yok. Ama Beşiktaş rakip kaleye yaklaşamıyor bile. Birinci viteste oynanan bir oyun. Devamlı sağa sola yapılan paslar. Hiçbir şekilde destek koşusu yok. Bu kadar heyecansız, bu kadar isteksiz ben Beşiktaş'ı hiç görmedim. Santos'un da bu oyunu görerek en azından onlara farklı bir oyun oynatma düşüncesinde olduğunu görmek istiyorum. Hoca da futbolcular kadar duyarsız kalıyor. Lig maçlarında da aynı şeyi gördüm. O yüzden bunun bir an önce değişiyor olması lazım. Her iki maçta da Beşiktaş yasak savdı. Yani burada bir boşluk var. Ya bu boşluğu da ben çok iyi çalışarak, hatta iki tane de hazırlık maçı yaparak çok iyi değerlendirdim diye düşünüyor. Ama dünkü maçta da ben buradan oynanacak lig maçlarına yönelik bir kazanım elde ettiklerini sanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe için psikolojiyi konuşurken Beşiktaş için de konuşalım. Abubakar kadro dışı bırakıldı. Sakatlık bir tarafa. Ben şu an istenmiyorum diye düşünüyor. Onun psikolojisi, o demin istediğimiz coşkuda bir oyun oynamaya yetecek mi? Evet. Sezon başından beri, geçen seneden beri sözleşme imzalanacak deyip de
imzalanmayan bir Cenk'in coşkusu oralara yetecek mi? Düne de bakıyoruz. Oyunda 4 tane, 3 tane santrofor var. Bir de Gezal var. Semih de gelecek. Çok hücum oyuncusuyla oynamak senin sorununu çözmüyor. Beşiktaş etkili hücum oyuncularıyla oynamak. Evet, Beşiktaş oynamaya çalıştı. Hiçbir pozisyon üretemedi. Taraftar da o yüzden mutlu değil. O yüzden memnun değil. Ya buradaki bütün her şey de kesinlikle hocanın faturasına yazar. Sonuçta bu faturalar kesildikten sonra seneye burada kim kalır, kim gider onu hep beraber göreceğiz. Bu faturaları ödetecek olan iki kişi de Feyyaz Uçar'la Samet Aybaba. Futbolun içinden gelen iki kişi. O yüzden Feyyaz Hocam, Samet Hocam, gelecekte futbolu futbolun içinden gelenler yönetsin diye çok önemli bir öncü misyon üstlendiniz. Temenni ediyorum ki burada en büyük doğrularla Beşiktaş'ı o noktaya getirirsiniz ki biz de burada daha güçlü bir şekilde bu iddiayı konuşmaya devam ederiz. Serdar Sarıdağ, şimdi gidecek olan futbolculardan bahsettiniz siz de. Özellikle Beşiktaş'ın hem gelir elde edeceği hem de kadrosundaki şişkinliği giderebileceği ama diğer yandan da büyük beklentilere sahip olduğu futbolcular var. Bunlardan biri de Semih. Ümit Milli Takım'da İtalya ile bir berabere kalınan maçta çok sayıda scout tribünlerdeydi. Ve Semih Kılıçsoy'u da izlediği belirlenmiş özellikle İtalyan kulüplerinin temsilcilerinin. Semih bir süre daha belki Türkiye'de izlemek bize keyif verir ama tutması da zor olacak gibi yorumları yapılıyor. Yani şimdi şeyde oynasaydı Avusturya Macaristan maçlarında tabii Beşiktaş yönetim için daha iyi olurdu. Değeri artıyor onlar çünkü üst seviye maçlar ama gerçekten de scoutların da en çok olduğu maçlar U21'ler, U20'ler, U19 maçları. Hem milli hem kulüp bazında söylüyorum. Oraları daha çok izliyorlar. Çünkü gençken alıp kendilerini yetiştirmesi çok daha önemli. Vallahi Semih'in gitmesi lazım. Ya da Semih'le kontrat uzattım. Bir sene iyi bir takımda kiralık oynatma imkanı varsa o daha iyi olur. Neden? Gerçi hemen paraya bakarlar da. Şimdi ben bunu anlattım. Bu çok sağlam bir bilgi. Bir daha anlatayım. Manchester City'nin scout'u Türkiye'ye gelmiş. Beşiktaş Adana Demirspor maçını seyretmeye. Hı hı. Maçın ikinci yarısında işte sonlara doğru adam demiş ki yanındakilere maçın sonunda artı 25 dakika eklenmesi gerekti demiş. Nasıl ya falan diye. Sürekli oyunduruyor demiş. Sürekli futbolcular kendini yere atıyor demiş. Sürekli hakeme itiraz ediyorlar demiş. Sürekli bir kaos. Bu maçın diyor sonuna diyor 25 dakika eklenmesi lazım toplamda. Ondan sonra yani üstü kapalı oyunun kalitesizliğini, ligin kalitesizliğini vurgulamaya çalışıyor. Sonra ertesi gün Başakşehir Fenerbahçe maçına gitmiş. O maçın da 70. dakikasında stat'tan ayrılmış. Aynı şey orada da devam etmiş. Ertesi gün de Galatasaray İstanbulspor maçı var. Aramışlar maç başlayacak neredesin diye ben İngiltere'deyim demiş. Niye demiş? O ligden demiş. Kimi alacaksın ki demiş Premier Lig'e Manchester City'ye. Dolayısıyla bir Türk futbolcu gidecekse büyük takımlara İngiltere'de ya kendi milli takımlarından ya da kendi kulüplerinin Avrupa maçlarından gider. O yüzden Semih'in bir an önce gitmesi lazım. Çünkü bu lig geriye götürür. Şimdi Arda'ya diyorlar ya. Ya Arda Efendi gittiğinde ne oldu falan diye. Adamlar Arda'yı neredeyse bir sezon kendilerine göre yetiştirdiler. Hazırladılar. Antrenmandı. İşte o antrenmanlardan dolayı bazı sakatlıklar oldu. O yüzden ne kadar erken giderse bu çocuklar o kadar kendileri için iyidir. Dolayısıyla yani hiç gitmesini istemem. Ama bir yandan da düşünüyorum lig böyleyse galiba kendisi için en iyi olan mümkün olabildiği kadar erken ayrılmak. Ama doğru planlamaydı. Şimdi Emirhan İlkanlar da gitti geri geldi. Rıdvanlar da gitti oynayamıyor. Bir tek Serdar Saatçi o projenin içerisinde. Yani gittiğin zaman bir projeye gideceksin. Şimdi Braga Serdar Saatçi İngilizce kursu verdiriyor, dersleri verdiriyor. Portekiz liginde oynayan bir adama İngilizce. Allah Allah. Niye?
yarın bugün belki Premier Lig'den teklif gelir, çocuk İngilizce öğrensin diye hazırlıyorlar. Gider veya gitmez onu bilmiyorum. Teklif alır veya almaz onu da bilmiyorum. Ama bir planın içerisine girdi. Arda da bir planın içerisine girdi. Evet. Semih de burada bir planın içerisindeydi ama Türkiye şartları, büyük lig şartlarına göre daha aşağı seviyede. Hocam ya, ne dersiniz Semih için? Sevgili Serdar konuşurken ya gerçekten çok üzüldüm. O da şu, biz Semih gibi bir yeteneğe diyoruz ki kendi çıkarın için yurt dışına git. Yurt dışında iyi eğitim var. Nereye gidecek? İşte Arda gibi Real Madrid'e gidecek. Altay gibi Manchester United'a gidecek. Demek ki Real Madrid'in A takımında, Manchester United'ın A takımında bile eğitim varmış. Bizde niye biz A takımlarında eğitim olmaz, altyapıda öğrensinler diye oradaki eğitimi yok sayıyoruz. Zaten altyapıda eğitimde hiç verilmiyor. Orayı da yok saydığımız gibi. Semih bize aslında öyle bir tokat da değil, öyle bir yumruk attı ki biz hala uyanıyoruz. Ya 3 ay önce Semih'in varlığını bu ülkede kimse bilmiyordu. Ben bir şey söyleyeyim. Semih 3 ay önce... Sezon başında kiralık veriyorlardı. Semih daha 3 ay önce ki yani sezon ilk yarıda da ne kadar şans verildi, ne yapıldı hepsini biliyoruz. Alt lige mi kiralık veriliyordu? Galiba alt lige. Semih gibi bize belki de boy parasına yakın para getirebilecek bir oyuncumuz var. Bu oyuncu mecburiyetten dolayı 3 ay önce Beşiktaş'ta oynamaya başladı. Ve de çok özel bir oyuncu olduğu için o golleri atmasa Semih yine yok ya. Şimdi Samet Aybaba vizyonu mu diyorlar ya, oynatan Samet Aybaba. Beşiktaş... Ekleyeyim de onu, oynatan Samet Aybaba. Ya. Bazı Beşiktaşlılar beğenmiyor ya Samet Aybaba vizyonu mu? Beşiktaş'ta sportif direktörlük. Oynatan o. Şimdi orada belirli tartışmalara bence girmemek lazım. O da şu var. Ben teknik direktörsem onu ben oynatırım. Samet Hoca'nın işi onu oynatmak değil. Gittikten bakın, sonra. O zaman yani, şu an oynamayan futbolcuları da oynatmayan o mu diyeceğim? Hocam yanlış anladınız. Hayır bizdeki, yanlış anladınız hocam. Hocam yanlış anladınız diyorum. Peki, İzin buyur, vermiyorsunuz açıklamama. Estağfurullah buyurun. Şey gittikten sonra en son hangi hoca gitti? Serdar Toprak. Yani Serdar Rıza Toprak. Hoca. Hayır Rıza Hoca'dan sonra. Rıza Hoca da onu oynatıyordu. Serdar da. Hoca geldi. Asıl şey gittikten sonra diyelim. Yani Şenol Hoca gittikten sonra Burak Hasan Arat geldikten sonra Samet Aybaba zaten tanıyordu Semih'i. Serdar'la da oturdu kadro yaptı. Ettiler. Onları önünü açtılar. Ve oynadı. Ya o zaten kadroda değil miydi Semih? Yok hocam kadroda da hani kenar süsü gibi duruyordu. Ya daha önce de neyse şimdi çok gereksiz bir yere götürmeyelim. Sezon başından beri de kısa sürelerle de olsa sahaya girdiğini biliyoruz. O zaman olayı tamamıyla noktalamak için bir sevgili Serdar'la izleyiciler sonra devam edeceğimizi bilsinler. Yani Beşiktaş şu an bütün senenin olumsuzluğunu kesinlikle sadece Semih üzerinden eşitleyebileceğini düşünmesin. Ama bizim takımlarımızın genel olarak zihniyetinin şu olması lazım. Yeteri kadar yetenek var. Yeteri kadar para kazandıracak da seviyeye gelmeleri için onları biz kendi ligimizde kullanalım. Bütün bunları yaparken de ligimizin kalitesini de belirli bir seviyeye çekmemiz lazım. İşte yurt dışından, United'dan gelen o hoca kimse onun buradaki tespitleriyle biz yüz yüze yaşamak zorundayız. Maalesef burada en büyük görev hepimize düşüyor. Sadece onlara değil. O yüzden taraftarların da, federasyonun da, hocaların da, futbolcuların da bu işe bir el atıyor olması lazım. Ama işin gerçeği şu, maalesef Semih'ten başka burada Beşiktaş'a kim para kazandırılır diye baktığımda şu anki kadrodaki performansların hepsinin çok yetersiz olduğunu görüyorum. Her yönden bu performansın artması lazım. En çok da ben Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacağım diyorsa Beşiktaş, o zaman hazırlık maçı dahil hepsinde onu kazanacak tempoyu, kaliteyi sahaya yansıtması lazım. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası demişken Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı da belli oldu. Bir grafiğini eğer ekrana getirebiliyorsak Ankara Gücü Beşiktaş maçı 23 Nisan. Trabzonspor Karagümrük karşılaşması 24 Nisan'da oynanacak. Maçlar 20.30'da başlayacak. Özellikle tabii ki 4 kulüp de bu noktaya kadar geldi. Hepsini tebrik ediyoruz inşallah. Hak edenin kazandığı bir
Kupa finali şampiyonluğu görürüz. Mücadeleler nefes kesecektir eminim. Beşiktaş ve Trabzonspor açısından ama ayrı bir yerde Ziraat Türkiye Kupası bu sezon. İki takım da ligdeki performansını unutturacak bir şampiyonluk hayali kuruyor sezon sonuna dair Ziraat Türkiye Kupası'nda Serdar Sarı'da. Evet, yani Trabzonspor, Beşiktaş. Tabii ki bu arada Karagümrük ve Ankara Gücü'nü de ekleyelim. Onlar da bu seviyede zorluk çıkartırlar. Tabii. Sonuçta Avrupa'ya gidilebilecek bir kul var. Yani şampiyon olan Ziraat Türkiye Kupası'nda Avrupa'ya gitme avantajını çok ciddi almıyorlar bazı takımlar ama kestirme bir yol diyebiliriz. Açıkçası bence bundan sonraki süreç daha keyifli olur. Hem de deplasmanlı. Çok da konuşulur. Ama tabii kağıt üzerine baktığınız zaman final sanki Beşiktaş-Trabzonspor arasında olur diye düşünüyorum. Fakat Beşiktaşlılar sakın ha sakın Ankara Gücü'nü rahat geçeriz diye düşünmesin. Yani Fenerbahçe'nin Ankara Gücü'ne yenilmesi belki çok motive olmadılar ama orada bir teknik adamlık, bir futbol takımının başarısı var. O yüzden çok zor. Belki de yani Karagümrük için de bunu söylüyorum. Trabzonsporlular sakın ha sakın kolay olduğunu düşünmesin. Bu maçların hepsi zor. Ama Beşiktaş'ın başındaki hoca profili bu tür maçları kazanabilen bir hoca profili. Yani tabii, son dönemleri hep turnuva şeyle geçtiği için, turnuva kariyeriyle geçtiği için öyle bir durum söz konusu. Yani stratejik aklını orada kullanabiliyor. Stratejik taktiksel hamleleri yapabiliyor. İki ayaklı maç bir de. O yüzden hocadan dolayı bir avantajı var Beşiktaş'ın Ankara Gücü karşısında diyor. Trabzonspor'da da Abdullah Hoca'nın da taktiksel zekasını biliyoruz. Onun da öyle bir avantajı var. Fakat bu tür maçlar hangi futbolcuları daha çok motive eder, hangi takımın futbolcuları daha çok motive eder derseniz bu maçları en az oynayan takımları, futbolcuları her zaman daha fazla motive olur. Hocam? Hem Karagümrük hem de Ankara Gücü hak ederek Fenerbahçe ve Galatasaray'ı elediler ki bu da Trabzon ve Beşiktaş'ın işinin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Evet. Ama ben inanıyorum ki onlar da rakiplerini önemseyeceklerdir. Beşiktaş adına espri olsun diye söylüyorum. Eğer hocanın kalitesinden, hocanın deneyiminden dolayı bir adım önde görülüyorsa Beşiktaş'ın işi daha da zorlaşabilir. O yüzden ben Santos'un tek başına bu maçı kazanmasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Demin söylediğim Beşiktaş takımının genel olarak performans yükseltmeye ihtiyacı var. Ama beni en çok sevindiren konu şu, çok olumlu düşündüğüm için. Ya lig beni de çok yordu. Yani o kadar hakemdir, kavgadır, gürültüdür. Ya bir de uzun zaten, ya maç sayısı fazla. Evet, futbol severler gerçekten tertemiz, heyecanlı, keyifli maçları izlemek istiyorlarsa bizim ekranlara gelsinler. Evet. Zira Türkiye Kupası bu kavgayı, gürültüyü tamamıyla dışarıda bırakmış bir şekilde onlara anlar yaşatıyor. Bakın bir Galatasaray, bir Fenerbahçe elendi. Hem de hiç beklenmeyen iki takım tarafından. Hiçbir olay yok. Böyle herkes bunun keyfini yaşadı. Bence bizi çok keyifli iki tane yarı final, sonra da final bekliyor. 4 Süper Lig takımı. Yani maçları gerçekten keyifle bekliyorum o maçları. En azından lig için biraz nefeslenmemiz lazım. Onu da orada yapacağız. Gideceğiz. İnşallah. Temennimiz bu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları programı açıklandı efendim. Bir kez daha dile getirelim. Maçlar 20.30'da başlayacak karşılaşmalar. 23 Nisan'da Ankara Gücü Beşiktaş'la mücadele edecek. 24 Nisan'da da Trabzonspor Babakar Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşacak Salı ve Çarşamba günü. Serdar Sarıdağ, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Değerlendirmeleriniz için. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için. Rica ederim hocam. Efendim, biz spor ajansını noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.